İnsanların işle ilgili isteklerini ve bağlılıklarını arttırmak için motivasyon çok önemlidir. Kişi kendi motivasyonunu nasıl sağlar? İş yerinde motivasyonun düşmesine sebep olan etkenler nelerdir? Bu durumda neler yapılabilir? Çalışanlarını motive etmek isteyen yönetici neler yapmalı? İş yerinde motivasyon tüm ayrıntılarıyla birazdan anne çocukta değerlendiriliyor. İnsanların işle ilgili isteklerini ve bağlılıklarını artırmak için motivasyon çok önemlidir. Yaptığı işi sevmeme, çalışanların enerjisini en çok tüketen etmenlerden biridir. Enerjinizin tükendiğini hissediyorsanız, bunun kaynaklarını belirlemeye çalışmak, motivasyonu artırmak için önemli bir faktördür. Peki iş yerinde motivasyonun düşmesine neden olan diğer etkenler nelerdir? Motivasyonun ne olduğunu biliyor musunuz? İçten gelen yapma isteği, başarma, becerme. Motivasyon bir işe en iyi şekilde odaklanmaktır. Motivasyon kendini bir şeye verebilmek. İş yerinde motivasyonun düşmesine neden olan etkenler nelerdir? Çalışan iş arkadaşları. Mesela hijyenik olmayabilir. En önemli nedeni bence maaşların düşük olması ve çalıştığınız saatin çok yüksek olması buna oranla. Çalışanları motive etmek için işverenlere ne tür görevler düşmektedir? Yani iyi davranmak, hakkını verebilmek. Düzgün ve huzurlu bir iş ortamı sağlamalılar bence. Özellikle maaşların arttırılması iyi olur. Kişi kendi motivasyonunu nasıl sağlar? İş yerinde motivasyonun düşmesine sebep olan etkenler nelerdir? Bu durumda neler yapılabilir? Çalışanlarını motive etmek isteyen yönetici neler yapmalı? İş yerinde motivasyon tüm ayrıntılarıyla şimdi anne çocukta değerlendiriliyor. Motivasyon ne çok kullandığımız kelimelerden biri. Eminim biz programımız başlarken de siz iş yerindeyseniz, hazırlık yapıyorsanız, işte evdeyseniz, çoluk çocuk, motivasyonum düştü lafını çok kullanmışsınızdır. Biz de kullanalım değil mi? Popüler lafları kullanma hakkımız kullanalım. Yok mu? Kullanalım. Hiç fakat motive değilim diye. Bizim değilsin. Neden? Hayır, öyle kullanılır. Yoksa ben çok motiveyim. Ha tamam. Olaya. Bizde sorun yok. Bizde sorun yok yalnız. Motivasyonumuz tam bizim. Sevgili Alper Bey bize o kadar güzel motive ediyor ki her sabah. Şeyi izlemedi galiba diğer programı. Hala i̇zlemedi, ses yok izlemedi. Ama bizde motivasyon süper. Peki biz mutluyuz. Sizin de mutlu olmanızı istiyoruz. O sebeple konuşalım. Bir itiraz yok değil mi rejiden? Yok. Ama ses şöyle yok. Peki tamam. şimdi sizin mesleğiniz de aslında ilginç. Yani ben yönetici danışmanı diye konuşacakken yönetim danışmanı. Yani böyle evet. Bir meslek, böyle bir danışmanlık şeyi evet. Var. Bölümü var. Efsun Yücelkunt'la birlikteyiz. Efsun Yükseltun. Efsun Yükseltun. Peki öyle olsun. Teşekkür ederim. Efsun Hanım'ın adı çok güzel. Bugünün adı olarak belirledik biz de. Çok teşekkür ederim. Efsun'u yollayalım anne adaylarına. Sağ olun. İş yerinde motivasyon sizin ilgi alanınızda. Evet. Peki yönetim danışmanlığı ne demek? Yönetim danışmanlığı biz kurumlara A'dan Z'yi yönetim konusunda destek oluyoruz. Danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu onların verdiği eğitimler konusunda olabilir, çalışanların motivasyonu konusunda olabilir, satışların artırılması için satış ekiplerine destek olmak olabilir. Bu tarz konular. Yönetici motivasyonu kaybederse? Yönetici insan motivasyonu kaybetmiyor. Kaybetmemesi gerekiyor. Herkesin de bir yöneticisi var. En tepeye gittiğiniz zaman patron var. Özellikle şöyle düşünülüyor. Patron bütün motivasyondan sorumlu, tepedeki adam gibi düşünülüyor. Da profesyoneller zaten motivasyonlarını kaybetmeyen insanlardır. Ne olursa olsun her zaman her şekilde profesyonelce devam eder. Profesyonelliğin gereğidir motivasyonu kaybetmemek. Tabii ki. Tamam. Biraz çok iddialı oldu. Açık kaldı böyle. Ya da kaybederlerse hemen tekrar nasıl kazanacaklarını bilen insanlara belki de. Çok daha doğru bir tabir. Aynen. Peki o zaman tamam. Profesyonelliği olmaz herhalde. Konu ciddiye bindi. Konu ciddiye bindi Esin Hanım. Profesyonellik bunu gerektirir. Kaybetmemeyi öğrenir. Oradan açalım. Nasıl öğrenir bunu? Şimdi ilk önce bence bir motivasyon tanımını yapmak gerekiyor. Oraya ben tanımda çok takılmayalım diye geçmek istedim. VTR'ye bir baktım. İnsanlar motivasyonu çok farklı tarif ediyorlar. Motivasyon kişiyi harekete geçiren güç. İtici güç. İtici güç. Buna artık siz para diyebilirsiniz arkadaşlar söyledi. İş yerinde zam diyebilirsiniz. Siz ne diyorsunuz? Ödül, takdir diyebilirsiniz. Yani herhalde hastanın mutlu dönmesi. Şey,
bebeğin doğması, hasta olmak ve anne olmak. Bu haberin alınması. Bende bir tanım var. İnsanların onlardan tanımı istediğiniz... Tanımı boş ver, ama söyle. Güzel güzel, tamam, ben de katıldığım için söylüyorum. İnsanların onlardan istediğiniz şeyi kendileri istiyormuş gibi yapmalarını sağlamak. Kendilerinin istediğini düşündürtmekmiş motivasyon. Seni ne motive eder onu soruyorum. Beni mi? Evet. Beni ne motive eder? Beni her zaman neşe, ilgi, sevgi. Evet. Kişiden kişiye göre değişiyor. Bana sorarsanız da benim motivasyon kaynağım oğlum Ateş. Hani oğlum Ateş'i görmek, onunla birlikte vakit geçirmek beni en çok motive eden konu. İş yerinde buna imkan var mı? İş yerinde buna imkan var mı? Çalışıyorsunuz, bunun stresini yaşıyorsunuz. Çalışıyorum, oğlumdan uzak kalıyorum. Dolayısıyla bu bir demotivasyon olarak değerlendirilebilir. Ancak günün sonunda siz niye çalışıyorsunuz? Çalışmayı niye bağladığınız aslında çok önemli. İyi bir gelecek sağlamak için diyerek mi bakalım? Aynen öyle. Fakat insanlar çalışma hayatlarını, çalışma dönemlerini, çalışma sürelerini hep şuna bağlıyorlar. İşte çalışıyorum, şirket para kazanıyor. Çalışıyorum, işte yöneticim popüler oluyor. Çalışıyorum, şu oluyor, çalışıyorum, bu oluyor. Fakat biz çalışıyoruz, aslında kendimiz için çalışıyoruz. Siz de şu anda burada bu programı yaparken... Tabii. Kendiniz için bu programı yapıyorsunuz. Tabii. Bundan keyif aldığınız için yapıyorsunuz. Ya da siz doğum yaptırdığınız zaman bundan keyif alıyorsunuz, bundan mutluluk duyuyorsunuz. Dünyaya yeni bir insanı getirtiyorsunuz aslında. Bunun için siz uğraşıyorsunuz. Ama biz bunları görmüyoruz ya da bunların altında dillendirmediğimiz sıkıntılar var. Mesela paramız az geliyor, insanların mutluluğunu düşünüyor ama birçok hayır işi yapmış mesela. Bu işten para kazanıp atıyorum muayenehanesini açamamış bir doktor olsa, ki açtı da, çok da güzel açtı ayrı da, yapamamış olsa, ne bileyim ben, hep bir hastanede git gel git gel. Tamam, doğum iyi, insanların doğuma, yani çok erdemli olmayı falan gerektirir. Bir süre sonra düşmez mi motivasyon? Tabii ki motivasyon. Ya da erdem onu ayakta mı tutar sürekli? Motivasyon belli bir zaman sonra aşağı düşer. Çünkü beklentilerimiz vardır hayattan, isteklerimiz vardır. Bunlar gerçekleşmediği zaman da motivasyonumuzu kaybetmeye başlarız. Peki Esun'un beklentileri yüksek tutmak, yani büyük hedefler belirlemek mi motivasyon için daha iyidir? Yoksa küçük hedef için, diyorlar ki bazen küçük hedefler motivasyonu kaldırır. Küçük hedefte bulunmayın, göstermeyin küçük hedef diyorlar. Aslına doğru bakarsanız mu? Motivasyonun daim olabilmesi için iç motivasyonu geçiyor olmamız gerekiyor. Ha. Motivasyon çünkü ikiye ayrılıyor. Bir dış motivasyon var, bir de iç motivasyon Nasıl? Var. Dış motivasyon dediğimiz dışarıdan birisinin sizi motive etmesidir. Nedir o? İşte bana dersiniz ki bugün güzel gözüküyorsunuz veya işini çok iyi yaptın, tebrik ederim. Al sana şu kadar zam veya işte seni terfi ettiriyoruz. Bunların hepsi dıştan gelir. Ve dıştan gelen şeyler, adı üstünde dıştan geliyor. Ya gelmezse ne yapacağım ben? Tabii. Orada kalıyorsunuz. Bu şuna benziyor. Gitmek istiyorsunuz ancak arkadan dedik ki iti tükü. İti tükü geliyor. Birkaç adım atıyorsunuz, duruyorsunuz. Bekliyorsunuz başka bir tanesi gelsin. Gelmiyor, duruyorsunuz. Halbuki içsel motivasyon dediğimiz hedeflerimizdir, hayallerimizdir, hayattan beklentilerimizdir. Bunlar bizim içimizdedir ve biz bunları dışarıya sunarız. Nedir bunlar? Sizin hedefiniz ev almaktır. Onun için çalışıyorsunuzdur ve o zaman da 10 saat çalışmanız veya VTR'de gördük arkadaşlar 12 saat çalışıyorum, çok yoğun çalışıyorum diyorlar. O kadar uzun çalışmanız sizi rahatsız etmeyecektir. Ancak hedefiniz yoksa çalıştığınız her dakika 8 saat bile sizi çok rahatsız edebilir. Hangisinin yokluğu daha önemlidir? İç motivasyonu mu, dış motivasyonu mu? İç motivasyon yoksa zaten ilerleme şansımız yok. Olsun, ben şöyle bir benzetme kullanıyorum genelde iç ve dış motivasyon olarak. Şöyle ki... İç motivasyon ayva tatlısı. Ayva tatlısını her halükarda yersiniz. Dış motivasyon üstüne gelen kaymak. Onunla daha lezzetli olur, daha keyifli olur. Ancak olmadığı zaman biz ayva tatlısını yine yiyebilmeliyiz gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki dış motivasyon olsun. Çünkü şirketler bunun için gerçekten çok uğraşıyorlar, çok emek veriyorlar. Çalışanlarını motive edebilmek adına. Şeyler var mı? Biraz somutlaştıralım. Lütfen, yönetim danışmanı olduğunuz için daha bize örneklerle verebilir misiniz? Çalışan sonuçta iş patronda kalıyor. Yönetici de olsanız patron motivasyonuyla iş gelişiyor galiba, anladığım kadarıyla. Topu bir başkasına da atmak lazım. Aşağıya doğru bakarken neler buluyor? Şimdi şirketlerde, kurumlarda çok ilginç şeyler. Geçen bir yere yemeğe gittim. Baktım insanlar da orada yemekte, yine tanıdık bir dostumu rastladım. Baktım kalabalık bir grupla gelmişler. Dediler ki ya iş yerinde bir anket yapıldı, bir görüşmeler yapıldı ve motivasyon düşmüş. Onun için kalktık hep beraber yemeğe geldik. Daha ilginç neler olabilir? Yemeğe götürdüm, geldim, tamam bitti, yarın yine işler dağ gibi. Aynı patronun, yöneticinin yüzü yine duvar gibiyse falan. Al sana motivasyon. İşe yarar mı yani? Sevdiğim arabanın resminin post-itini güzel sözleri bulsam, post-iti buzdolabına yapıştırsam, bilmem nenin üstüne yapıştırsam, iş yerimde bilgisayarıma yapıştırsam ya da ne bileyim alacağım arabanın resmini oraya buraya yapıştırsam.
yapmasam bana faydası olur mu? Ne yönetici ne yapmalı? Yöneticiler ne yapmalı? Bence biraz ondan bahsedelim. Çünkü şirketleri çok ya da ciddi, ilginç neler yapıyorlar bu anlamda iş düşüyor. Gözleyip de. Nedir o? Partiler yapıyorlar. Organizasyonlar yapıyorlar. Birlikte sinemaya gidiyorlar, yemeğe gidiyorlar. Çalışan memnuniyet anketi yapıyorlar. Onun sonuçlarına göre insanların beklentilerini alıyor. O beklentileri gerçekleştirmek için ödüller koyuyorlar. Bunlar şirketlerin yaptıkları. Bununla birlikte aslında şirketlerin en çok yaptığı açık iletişime geçmek ofisler içerisinde. Nasıl? Açık kapı politikası. Çalışanını dinlemek. Ancak biz dinlemeyi şöyle yapıyoruz. Dinliyorum. Neyi dinliyorum biliyor musunuz? Ne zaman bitirecek, ben ne zaman söyleyeceğim? He. Böyle bir dinleme usulünde olduğumuz sürece aslında doğru iletişim kuramıyoruz. Çalışanların en büyük ihtiyacı dinlenmek, fikirlerin alınması, kendilerini ifade edebilmek, paylaşabilmek, anlatabilmek. Onun için iki kulağımız bir ağzımız var diyorsunuz. Evet. Tabii. De, biz hep kendimiz konuşmaya odaklıyız. Evet. Konuşmayı seviyoruz. Tamam, konuşalım da karşı tarafın söylemek istediği bir şey var. Onu bir anlayalım, bir dinleyelim. Ondan sonra harekete geçelim. Aslında şu anda burada konuştuklarımız sadece iş hayatında motivasyon değil, hayatın her alanı için aslında. Peki.